Mikrofonum, evet, çalışıyor. Ben bugün sizlere didaktik bir takım şeyler anlatmak istemiyorum. Bazen işte televizyon ekranında bir sürü şey geliyor, görüyorsunuz. Aslında ekrana gelmeyenler için harcanan çabanın inanılmaz bir boyutu var. Bambaşka bir şey o. Ben size bugün bir hikaye anlatacağım ama gerçek bir hikaye, her şeyle Gümüş'ün hikayesini anlatacağım. Gümüş bir televizyon serisi. 2005 yılında yayınladık. O dünyada daha çok Arap ülkeleri Nur diye biliniyor. Bugüne kadar 57 ülkede yayınlandı. Ve yayınlandığı hiçbir ülkede başarısız olmadı. Öyle ki Nur'un final bölümü Arap ülkelerinde 22 ülkede yayınlandığında bize verilen rakamlar final bölümünü tam 85 milyon kişinin izlediğini söylüyor. Bu inanılmaz bir rakam. 2010 yılında bir gazeteci beni aradı. Dedi ki size röportaj yapmak istiyorum. New York Times'dan da arayan. New York Times'dan birisi arıyor ve size röportaj yapmak istiyor. Türkiye'deyiz. Neyle ilgili? Gümüş'le ilgili. Şok olacak bir haberdi benim için o. Röportajın yapmasının sebebini anlatacağım. Asıl muhabir Gazze'ye gidiyor ve Hamas'la ilgili bir röportaj yapmak istiyor. Ama sokaklarda yürürken bir akşam kimseyi görmüyor. Diyor ki insanlar nerede? Bu akşam Nur akşam. Herkes onu seyrediyor diyor orada. Sonra röportaj yaparken işte soruyorlar. Konu Türk dizilerine geliyor. Muhabir diyor ki Türk dizileri hakkında düşünüyorsunuz. Yöneticiler işte ya işte biz beğenmiyoruz da şudur budur vesaire işte kültürümüzü bozuyor, değişik bir kültür vesaire bir sürü şeyler söylerken oradaki liderlerden birinin oğlu diyor ki ben seyretmiyorum ama kız kardeşim seyrediyor diyor. Tam bu sırada cep telefonu çalıyor. Cep telefonu müziği Gümüş'ün jenerik müziği. Bu Haziran 2010 tarihinde New York Times'ta yayınlandı. Bu hikaye de yayınlandı. Ben Gümüş'ün nasıl yaratıldığını tek başıma artık anlatmak istemiyorum. Çok insan çalıştı bu konuda. Pek çok emeği var ama hepsinin ağzından duymak istiyorum nasıl yaratıldığını. O yüzden de alkışlarınızla önce başrol oyuncularımız Songül Ödemi, Kıvanç Tatlıtuğ, yönetmenimiz Kemal Uzan'ı, yönetici yapımcımız Ahmet Kayıntuğ'u, senaristlerimiz Eylem, Sema, teknik hizmetlerimizi veren Şener'i ve bu işi ilk önce bizden alıp da dünyaya yayılmasında çok büyük emeği olan, hepinizi böyle alayım, emeği olan Fadi İsmail'i buraya davet etmek istiyorum. Arkadaşlar, çok kısa çabuk geçeceğim. Yıl 2004. Ben ANES'in geri gelen müdür olmuşum. Yeni gelmişim Doğan grubuna. Heyecanla, merakla bekliyorum. Bir proje bulmam lazım, bir şeyler yapmam lazım, üretmem lazım. Proje arıyor sürekli olarak ama açıkçası hayatımda o zamana kadar pek de senaryo okumuş değildim. Bir taraftan kendimi eğitmeye çalışıyorum. Senaryo nasıl okulur? Kitaplar buluyorum. İşte öğretmen, şunlar bunlar, danışmanlar vesaire diyorum. O arada sürekli iki kız mail gönderiyor. Sürekli mail gönderiyor. Biz işte bıdı 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 okuldan yeni mezun olduk da çok iyi hikayelerimiz var da şunlarda bunlarda vesairelerde randevu istiyoruz da bize bir şans verseniz de gelseniz de falan filan diye böyle sürekli mailler geliyor. Bir gün dedik ki hatta Mahinur Ergun'du dedi ki ya iki biz var onlar da bir dakika biz birisini unuttuk asıl bu işin. Sen niye orada duruyorsun? Pelin'i buraya çağırmamız lazım. Kanal D'nin genel yönetmeni. Bu işte en çok emeği olan insanlardan bir tanesi. Sandalyelerin bir tanesi eksik. Gel, seni yanıma almam lazım. Hep yanımda olman lazım, gel. Sürekli böyle başımızın etini yiyor birileri. En son dedik ki, gelin kardeşim, ne istiyorsanız, kurtulmak için istiyoruz dedik. Neyse, iki tane genç kız geldi böyle. İşte biz dil tarih coğrafya fakültesinden mezun olduk. Hikayelerimiz var falan filan. İyi, bırakın okuyun dedik o zaman. Okuyalım, dönelim size.
Ben bir alt kademeye gideyim. Okuyalım dedik. Okuduk. Dört tane eş getirmişlerdi. Biri gümüş, biri melekler korusun. O da yapıldı biliyorsunuz. Biri ötekleşe beri geçe. Dördüncü neydi? Mikrofon. Bilinmeyen vardı. Onu yapmadık hala. Vardı. Onları yapmadık. Tamam. Sadece melekler korusunu gümüş oldu. Şimdi iki tane genç kız düşünün. Okuldan yeni mezun olmuşlar. Ceplerinde bir kuruş para yok. Dedi ki gelin İstanbul'da beraber çalışalım. Dediler ki paramız yok. Peki ben 30 bin lira ama Sema diyor ki 20 bin lira verdim. Vallahi yanlış hatırlıyorsun. Bin. Ahmet kaç bin liraydı? 20 bin lira vermişiz peki. Hayır ama lütfen. Doğruysun. 20 bin. İyi 20 binmiş. Parayı peki. Direkt Ahmet'ten aldım. 20 bin lira para verdik ve şeyleri opsiyonladık. Ondan sonra beraber çalışmaya başladık. Ama yani öyle böyle bir çalışma değil. Ekipler kurduk işte bu sahne değişmesi lazım. Dramatik yapısı yanlış oydu buydu vesaire muhabbetiyle çalışıyoruz. Bayağı çalışıyoruz. Ne anlatmak istersin o günlerle ilgili olarak? Çok ağlattım mı sizi? Eylemi ağlattığımı hatırlıyorum. Ağlattınız. İkimiz de ağladık. Ama şöyle ağlattık. Birbirimizi ağlatmıştık. Ve sonra ben birini anlatmıştım sektörden. Ve dediler ki siz kovuldunuz. Yani patronla böyle kavga edip sonra karşılıklı şey yapıp kesin kovdu sizi İrfan Bey. Ertesi gün ANS'ye geldik. Ben böyle kaçıyorum. İrfan Bey'i görüyorum hemen şey yapıyorum. Sonra çağırdı dedi ki gel gel dedi. Sen benim arkadaşımsın dedi. Biz bu işi yapacağız, başarılı olacağız dedi. Ondan beri de öyle yol aldık ve gerçekten de başarılı oldu. Evet, sonra Sema ile Eylem bu sektörün en önemli iki senaristen birisi oldular. En son şu anda yaptıkları dizi Karadayı'nı senaristler şu anda. Melekler Korusun, Karadayı, Yer Gök Aşk, Gümüş, Lale Devri. Gördüğünüz her diziyi onlar yazıyor. Bugüne kadar şöyle bir istatistikleri var. Yaptıkları bir iş herhalde 100 bölümden aşağı gitmedi. Çok az bir iki iş galiba 100 bölümden aşağı gitti değil mi? Birkaç tane hayal kırıklığı oldu tabii. 70 bölümle. Sema ile Eylem'le böyle çalıştık ama arada bir anekdot da anlatmam lazım. İşte beraber çalışıyoruz. Aradan 2-3 ay geçti. Sonra bir gün ikisi geldi der ki bize bir para verdiniz. Ev tuttunuz vesaire. Eyvallah güzel de mutfaktaki tencereler boş. Paramız bitti. Ne yapacağız dedik artık. Sizi İstanbul'a getirdik. Bakmak zorundayız. Ama şimdi yeterince zengin oldular. Merak etmeyin. Çünkü çok meşhurlar. Artık bir şey olursa ben onlardan iş isteyeceğim. Durum bu. Neyse Sema ile Eylem'i aldık cebe ve işler yolunda gidiyor. Aylardan işte Temmuz falan o civarında. O dönemde belki çok iyi hatırlarsınız. Yıl 4 yılı özür dilerim. Hani bütün işleri sezonda satmak lazım. Eylül'e girerken satmanız gerekiyor. Yoksa açıkta kalırsınız. Ben elimde çanta, senaryolar, kanal kanal dolaşıyorum. Ama kötü bir maç satıcıyım galiba. Kimse senaryonun kötü olduğunu söylemedi ama satamadık arkadaşlar. Satamadık işi. Elimizde iş kaldı. Tabii iş kalınca o işe yönetmen, oyuncu vesaire bulmak da çok zor. O ara elimizde sadece kim var biliyor musunuz?